dünya hesaplarını, hani şu anda biraz maddeyi ve dünya beklentilerini önceliyoruz. Bunları efendim eğer Kur'an'a uygunsa, Rabbimizin rızasına uygunsa kabul, değilse kardeşim dünyayı verseler, şöyle elimin tersiyle itecek hale gelmiyor. Şeytanlaşmış bir takım insanların o şeytani oyunlarını, hilelerini fark edip onların bu telkinlerine kulak vermeksizin Efendimiz Aleyhisselam'ın bu formatta, bu sistem içerisinde tanımak durumundayız. Bunun yolu da kardeşlerim yine Kur'an-ı Kerim'i layık olduğu şekilde anlamak, onu bir başucu kitabı haline getirmek, bir hayat rehberi olarak görmek, böyle sadece okuyalım. Akifimiz diyor ya, inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Hakkıyla bilmemiz gereken yeri, Kur'an-ı Kerim'le mezarlıkta okunmak için, sadece bunun için inmiştir. Hedef al bakmak için, efendim falanca ayet-i kerimeden şu usulle bir tarih çıkardık. İşte, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَاتِحِ Bu ayet-i kerime İstanbul'un fethine işaret ediyor. E kardeşim, işaret ederse o Kur'an'ın büyüklüğüdür, mucizesidir. Benim buradan alacağım ibret ne? Ha, o İstanbul'u fetheden, o surenin diyelim ki işaret ettiği fethi, Rabbimizin nasip ettiği fatih olabilmek. Efendim işte 9 yaşında hafız olacaksınız. Latince, Fransızca, İtalyanca şu dilleri bileceksiniz. Akşemseddin Hazretlerinin, Molla Hüsrev, Molla Gürani Hazretlerinin talebesi olacaksınız. Siz çağınızın en büyük toplarını bizzatihi oturup kendiniz çapını, şu kadar çapa sahip dünyanın en büyük toplarını efendim siz çizeceksiniz. Bütün bunları yapacaksınız. Ve sonra diyeceksiniz ki başarı Allah Resulü Aleyhisselam'ın izini takip etmekten ilgileceksiniz. İşte biz fatihimizi böyle anlarsak böyle çağ açacak, çağ kapatacak fatihler yetiştirebiliriz. Ama efendim Ulubatlı Hasan'la ilgili bir film yaparız hocam. Orada bir Ermeni kızına Ulubatlı Hasan'ı aşık ederiz hocam. O kızın gözlerinin içine bakarak Ulubatlı Hasan bayrağı kareye diker, orada can verir. Hani böyle şehadet, ne bileyim bir ilahi kelimetullah, milli manevi duygular falan ya, orada biz bir tam mezemiye böyle artistlik yapacağız. Canımızı vereceğiz, oklar filan saplanacak. Böyle bunu kastetmiyorum kardeşim. Gerçekten Fatih'imizin, bak isminin ikinci Mehmet olduğunu belki çoğumuz unuttuk ya, Fatih diye hatırlıyoruz. Akşemseddin Hazretlerine hocam İstanbul'a girmeden ben oraya girmem diyen bir Fatih'ten bahsediyoruz. O işte Efendimiz Aleyhisselam'ın o kadar incelikleriyle, tahlillerle efendim onun sırlarını, güzelliklerini, yolunu, yöntemini o kadar güzel çözmüş ki Cenab-ı Hak ona bir çağ açacak, bir çağ kapatacak nimetle lütfetmiş. Peki hocam ne yapalım da biz Efendimiz Aleyhisselam'ı hayatımıza davet edeceğimiz, misafir edeceğimiz, Allah Resulü Aleyhisselam ile sanki birlikte hayat yaşıyormuşuz. Benim karşılaştığım olaylar karşısında Allah Resulü Aleyhisselam olsaydı ne yapardı? Bu şuurla Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımak için ne yapalım, ne yapmamız lazım? Şimdi kötüleri, kötülükleri konuşsak bitmiyor. O kadar çok değil. Biz en azından bir yöntem, bir usul veya güzellikleri konuşarak, güzellikleri çoğaltarak efendim bu problemlerle, sorunlarla uğraşalım istiyoruz. Bir defa değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz Aleyhisselam'a yüklediği görevleri iyi tahlil etmemiz lazım. Biraz önce camimize de ifade etmeye çalıştım. Şu üç tane T formülünü Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı zihnimizde, gönlümüzde canlı tutmamız lazım. Birincisi, Efendimiz Aleyhisselam bir tebliğcidir. Birinci T'miz bu, tebliğcidir. Biraz sonra bahsedeceğim, o tebliğde takip ettiği usuller, yöntemler, kullandığı formüller nelerdi? Bunlar bizim için yol gösterici olacak inşallah. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir de temsil görevi var. Yani haşa Efendimiz Aleyhisselam böyle bir postacı gibi Kur'an-ı Kerim'i almış Rabbimizden, bize vermiş ve gitmiş. Böyle bir haşa Efendimiz'in postacı değildir. Onun jest ve mimiklerine varıncaya kadar her hali bizim için önemlidir. Giyimi kuşamı da önemlidir. Oturması kalkması da önemlidir. Yemesi içmesi de önemlidir. Ama bunlar kadar belki bunlardan daha önemli olan
ticari hayata getirdiği ilkelerdir. Komşuluk ilişkilerine, akrabalık bağlarına, anne baba ile evlatlar arasındaki ilişkilere, Efendimiz Aleyhisselam'ın etten kemikten sizin bizim gibi bir insan, bir beşer, yani hüzünleri, sevinci, bazen öfkesi, bütün bunlarla beraber Rabbimize kul olmayı ve en güzel kul olmayı başaran Efendimiz Aleyhisselam'ın bir temsil görevi var kardeşler. Bugün hadis-i şeriflerle, sünnet-i seniyyeyle, hatta Kur'an-ı Kerim'le bizi problemli hale getirmeye çalışan insanlar Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğ görevine bir şey demiyorlar. Ama temsil göreviyle uğraşıyor adamlar. Diyor ki yani sakalımız olmasa ne olur? Ya bir şey olmaz ama olsa ne olur? Bu beni niye rahatsız etsin? Efendimiz Aleyhisselam'ın bir artık şeair, İslam'ın bir şeairi haline gelmiştir. Şimdi sarık beni niye rahatsız etsin? Efendim bir Kur'an-ı Kerim okuyor kardeşim. Bundan bir Müslüman olarak neden rahatsızlık duyayım? Ya böyle detay işlere takılmayalım. O zaman ana mevzuya gelelim. Efendimiz Aleyhisselam madem Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ ettiler, madem bunu bu tebliğini temsil haline çevirdiler, o zaman elle tutulur, gözle görülür bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ı canlı, hayatın içerisinde bizimle beraber, biz buna inanıyoruz değil mi? Efendimiz Aleyhisselam bizimle beraber. İnanın bizim halimizi Efendimiz Aleyhisselam biliyor. Bizim üzüldüğümüzden daha fazla belki Efendimiz Aleyhisselam bizim halimizi bizden daha fazla üzülüyor Efendimiz Aleyhisselam. Onun mübarek yüzünü güldürecek, onu memnun edecek adımlar atmamızı bekliyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bize bir ihtiyacı var mı Efendimiz'in? Bizim ona ihtiyacımız var. O zaman Efendimiz hangi konuda, yani emirleri yerine getirme olsun, yasaklardan kaçınma olsun, temsil ettiği misyon neyse biz de Efendimiz Aleyhisselam'ın izini takip etmek durumundayız. Anlatırlar ki Şemseddin Sivasi Hazretleri böyle mesela camiye girerken işte sağ ayağımla gireyim, sol ayağımla çıkayım, işte su içerken üç yudumda içeyim, kıbleye dönerek içeyim, her defasında besmele çekeyim, elhamdülillah diye böyle çok sünnet-i seniyye hassas bir hayat yaşanmış. Demişler ki efendim, yani tamam büyük sünnetleri terk etmiyorsunuz ama böyle çok detay gibi görünen sünnetlere de böyle çok riayet ediyorsunuz. Nedir bu işin hikmeti? O da diyor ki evladım bizim için sünnetin küçüğü bir şey olmaz diyor. Bir fiil eğer Efendimiz Aleyhisselam tarafından yapılmışsa, bize bu konuda bir haber gelmişse, bizim için bu büyük sünnet, küçük sünnet, şu şöyle toplum sünneti, kişi sünneti, böyle bir ayrım yok. Evliyaullah'ta, ulema'da. Efendimiz yaptıysa bunu Evliyaullah mutlaka yapar. Bizim de bugün bakış açımızı Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesini, Efendimiz yapmış mı bizim için kıymetli olmalı, başımızın tacı olmalı. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın dostlar tebliğ dedik, temsil dedik. Bir de Efendimiz'in tebyin görevi var diyorsunuz. Tebyin. Ayet-i kerimede bir tübeyyine linnâs ifadesi var. Bunu destekleyen birçok ayet-i kerime var ama özellikle bu ayet-i kerimemiz insanlara beyan etmen için. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Rabbimizden almış, vahyi insanlara tebliğ etmiş. Bunu temsil etmiş. Ama gerektiği yerlerde, gerektiği açıklamaları, bu ayet-i kerimenin tefsirini, bağlamını, siyakını, sibakını, efendim, kendisine sorulan bazı soruları cevaplamak suretiyle ilk defa Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, tebliğ eden yine Efendimiz Aleyhisselam'dır. Şimdi bugün biz de Efendimiz'in inşallah tebliğ kısmını daha çok bugün konuşmak istiyorum. Efendimiz'i bu üç tane sacaya üzerinden okumaya çalışırsak Efendimiz'i gönlümüzde, zihnimizde ve hayatımızda canlı tutmayı başarırız. Yoksa ben şunu hiç tartışmıyorum dostlar. Milletimizin Efendimiz Aleyhisselam'a duyduğu sevgi tartışmasız bir sevgi. Yeryüzünde hiçbir milletin Efendimiz Aleyhisselam'a bizim milletimizin duyduğu sevgi kadar bir sevgi ben görmedim şahsen. Şimdi diyorum burada bir istatistik yapsa isimlerimiz ya Ahmet'tir, ya Mehmet'tir, ya Muhammed'dir, ya Mahmut'tur, ya Mustafa'dır, ya Hasan'dır, ya Hüseyin'dir. Kızlarımızın ismi işte ya Hatice'dir, eşimiz Ayşe'dir, öbürü Fatma'dır. Yani mutlaka Efendimiz'i bize çağrıştıracak isimler mutlaka vardır içimizde. Şimdi selalar verilir. Bizim bu dünyadan yol giderken
vefat eden geçmişlerimizi selalarla yolcu ederiz. İşte bir 15 Temmuz gibi bir başımıza sıkıntı geldi. Yine bu milletin kurtuluşu neyle oldu? Verilen selalarla oldu değil mi? Bir şeyler ters gidiyor. O selalar da milletimiz vatanına bayana sahip çıktı. Dedik ki Efendimiz Aleyhisselam, evet bu ümmetin her şeyi, bu milletin her şeyi. Sevgi, muhabbet konusunda bir sıkıntımız yok. Ama Efendimiz'i rol model olarak görmek, onu hayatın içerisinde bir efendim rol model haline getirme konusunda biraz sıkıntımız var. Şimdi burada sıkıntımız olmasaydı, yolda efendim yürürken araçlar üzerimize geliyor, bizi çiğneyecek demek zorunda kalmazdı. Efendim aracımıza bindik, emniyet kemerimizi takalım mı takmayalım mı? Allah Resulü Aleyhisselam olsa takar mıydı? Bu işin kuralı neyse böyle. O zaman bunu tartışmanın bir anlamı yok. Efendim sarı ışıktan kırmızı ışığa geçerken Efendimiz Aleyhisselam geçer miydi orada? Çünkü geçtiğiniz zaman ya bir araca vuracaksınız ya bir yaya vuracaksınız. Bu bir uyanıklık veya bu bir efendim artı bir şey, bir meziyet değil ki. Kuralı neyse işin bu kuralına göre yapmak lazım. Hocam ne alakası var? Bak bizim bu trafikteki tavrımızda bile Efendimiz Aleyhisselam'ın ilgisi var dostlar. İşte efendim sağ elle yiyelim, işte su içerken bahsettiğimiz gibi üç yudumda içelim. Yani dik dik böyle kafamıza suyumuzu içtik, dinen günah mı içtik? Ama Efendimiz nasıl içtiyse biz de öyle içelim. Bugün bilim insanları yapılan araştırmalarda biliyorsunuz, böyle ayakta su içildiği zaman su midede fazla kalmıyor. Dolayısıyla midede fazla kalmadığı için hemen diğer organlara akışı sağlanıyor. Midedeki diyelim mikropları veya orada temizlemesi gereken şeyleri temizleyemeden mideyi terk etmiş oluyor. Ama oturarak su içerseniz o su hemen midenizi terk etmiyor. Size faydalı bir su haline geliyor. Veya yemede, içmede, giyimde, kuşamda, ticarette neyse hayatın hangi alanına bakıyorsa Efendimiz Aleyhisselam bizim rol modelimiz olma. Gençlerimize, yavrularımıza Efendimiz Aleyhisselam'ı böyle bir hani olağanüstü bir insan, mucizelerle bezenmiş. Doğru, Peygamberimizin mucizeleri vardır. Kur'an-ı Kerim en büyük mucizesidir. Bununla beraber başka mucizeleri vardır ama bir beşer peygamberdir. Evlenmiş, eşi olmuş, çocuklar olmuş, onun da komşular olmuş, onun da akrabalar olmuş, o da ticaret yapmış, savaşmak zorunda kalmış, yurdundan çıkarılmış, tekrar fethettiği zaman Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediği şeyi size söylüyorum. Bugün size kınama yoktur. Gidin buyurmuş. Bu kadar zulümlere, bu kadar hakaretlere, bu kadar aleyhinde yapılan propagandalara rağmen merhametle davranmış. Şimdi bu şekilde Efendimiz'i anlamamız için Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu yılki Mevlid-i Nebi teması olarak Peygamberimiz cami ve irşat merkeze alarak bu konuları Efendimiz'i daha yakından tanımamız gerekiyor. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurduklarında ilk iş olarak bir mescit yeri tespit ettiler. Mescid-i Nebevi, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidi. Efendimiz Aleyhisselam devletini orada kurdu. Ordularını oradan yönetti. Efendim insanlarla münasebetleri, gidiş gelişler, konuşmalar, karşılıklı iletişimler burada oldu. Ailesi oradaydı. İbadet hayatı Efendimiz Aleyhisselam'ın mescit merkezli bir hayattı. Cami merkezli bir hayattı. Bugün bir öz eleştiri yapacak olursak, camilerimiz, hani memleketimiz adına söyleyeyim en azından, çok elhamdülillah, Rabbimiz bu nimetten mahrum etmesin. Çok güzel halılarımız, tertemiz, cihazlarımız var, lambalarımız böyle cıvıl cıvıl camilerimiz. Ama camimizin esas süsü, cemaatimiz, gençlerimiz, evlatlarımız, görüyoruz Allah razı olsun, gençlerimiz efendim ilgi gösteriyorlar ama günün şöyle arzuluyor. Yani bugün cuma namazını kıldığımız kardeşlerimizle sabah namazına buluşalım. Yani cuma namazı farz da sabah namazı farz değil mi hocam? Hatta Efendimiz Aleyhisselam buyurmuyor mu? Eğer sabah ve yatsı namazlarının sevabını bilseydiniz, mükafatını bilseydiniz, sürüne sürüne olsa yine sabah ve yatsı namazına gelirdiniz. Efendim işte mesaimiz var, efendim işimiz var, çoluk var, çocuk var, okul var, şu var, bu var, o böyle bir mazeret yok. Biliyorsunuz Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh, ama bir sahabe efendimiz. Diyor ki ya Resulallah,
benim mescide getiren bir kardeşimiz vardı. O vefat etti. Böyle evimle Mescid-i Nebevi arasında bir böyle dere gibi bir yer varmış. Oradan ben geçemiyorum, gözlerim görmüyor. Bana müsaade ederseniz sabah namazları için müsaade istiyor Efendimiz. Müsaade buyurursam ben sabah namazlarını evimde kılayım. Şimdi biz Alef Fetva'da duran kardeşlerimiz olarak ne diyoruz? Abi ne demek? Yani sen zaten gelmene gerek yok. Sen sabah akşam nasıl hiç gelme. Yeter ki namazı kıl. Ama Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurmuyor. Bir müddet duruyor Efendimiz. Buyuruyorlar ki ezan sesini duyuyor musun buyuruyor Efendimiz. Duyuyorum ya Resulallah. Efendimiz buyuruyor ki sen bilirsin ama gelsen yine de iyi olur buyuruyor. Gelsen yine de iyi olur. Tamam şimdi okulumuz var, işimiz var, şu var, bu mazeret bitmez. Tamam ama yine de gitsek iyi olmaz mı sabah namazlarına camiye? Yani cami merkezli bir hayatı tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın yaptığı gibi, alimlerin, evliyaullahın yaptığı gibi bugün Sivas'ımızda İhramlızade İsmail Efendi diye bir zattan bahsediyoruz. İmam Hatip'in kurulması bu zatın eliyle olmuş. Caddelerin, sokakların şekillenmesi bu zatın eliyle olmuş. Camilerin tamiratları, tadilatları, birçok caminin. Bakıyorsunuz merkez nerede? Bu camimizde. Yani o da hayatın merkezine camiyi, kulluğu ve ibadet şuurunu koymuş. O yüzden başarılı olmuşlar. Rabbimiz yollarından ayırmasın. Ve bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tebliğ sürecinde, irşat faaliyetlerinde gözettiği ilkeler var kardeşlerim. Biz maalesef bir yine öz eleştiri yapalım. Hani çuvaldızı kendimize batıralım tabiri caizse. Şimdi camiye, cemaate gelmiş gençlerimize, yavrularımıza bazen böyle hani gerçekleri hatırlatırken bazen dozajı ayarlayamıyoruz. Şimdi bazen kardeşlerimiz ayet-i kerime okuyor. Bu ayet-i kerimeden ilk etapta anladığı mana neyse diyor ki tamam artık ben işi çözdüm. Efendim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir diye çıkıyoruz. Bir mesele soruyorsunuz. Şimdi kanaatimce bence deseniz tamam seni kafir edin. Ayet de söylüyor. Bak bir filanca sürenin falanca ayeti var. Ya iyi de o ayetin bu meseleyle ne alakası var? Şimdi o zaman biz Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğ ve inşaat metotlarını başta nefsimiz olmak üzere eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, Müslüman kardeşlerimiz hatta bütün insanlara uygulayabileceğimiz ikna edici metotlar haline dönüştürmemiz gerekmez mi kardeşler? Şimdi birkaç maddeyi buradan paylaşayım. Tebevvüke Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğde, irşatta dikkat edilmesini önemsediği, söylediği, bazen uyguladığı bu ilkeler bizim için çok önemli. Şimdi elin adamı ne yapıyor? Evimizdeki gencimizi bu bahsedeceğimiz usulleri uygulayarak elinde bir telefon diyelim. Ta Amerika'dan, bilmem nereden, dünyanın öbür ucundan adam bir takım usuller uyguluyor. Müslümanın evladını deist yapıyor. Nihilist yapıyor. Duyduk bunlar değil mi? Nihilist nedir? Yani hiçbir şeyin gerçekliği yok böyle. Hayalperest bir dünyada yaşıyoruz. Efendim deist oluyor. Ben diyor tamam bir tanrı bir ilah var ama diyor. Bana karışmasın diyor. Canım nasıl istiyorsa öyle yaşayayım diyor. Ya benim evladımı, Müslüman evladımı nasıl bu hale getirmiş? O adamlar inanın Efendimiz'i bizden çok araştırıyorlar. Bizden çok inceliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğ ve irşat metotlarını bizatihi kullanıyor adamlar. Onlar kullanıyor, ben niye kullanmayayım? Nedir hocam mesela bunlardan bir tanesi? Nahl Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyorlar ki, ey Habibim, insanları Cenab-ı Hakk'ın yoluna efendim hikmetle ve güzel öğütle davet et. Hikmet, güzel öğüt. Allah-u Teala sapanları da biliyor, kendi yolunu tercih edenleri de biliyor. Şimdi burada efendim hikmet nedir? Hikmet, zamana ve zemine uygun söz söyleyip zamanın ve zeminin gerektirdiği işleri yapabilmek demek. Bugün birkaç yerde örnek verdim. Mesela bir cenaze evine gidiyorsunuz. Oyun ve eğlenceden bahsediyorsun diyor. Olur mu kardeşim? Veya bir düğün evine gittiniz, diyorsunuz ki ya falan bir adam varmış da yıldırım düşmüş ölmüş adam. Ya adamın niye sevinçli gününü böyle bir hüzün boyasında boyuyorsun kardeşim? Sözünde, eyleminde bulunduğun zamana ve zemine uygun olsun. Öyle bir söz söyle ki
dostun, düşmanın o sözün hakikaten o zamanda ve o mekanda konuşulması gerektiğini, o fiilin o zamanın ve o mekanın gereği olduğunu bilsin. Efendimiz Aleyhisselam gibi. Mesela Efendimiz şaka yapıyor. Şaka yaparken bile Efendimiz doğruluktan ayrılmıyor değil mi? Mesela bir annemiz gelmiş, böyle yaşlı bir halde biliyorsunuz. Demiş ki, ya Resulallah ben bu halimle cennete girebilecek miyim demiş. Efendimiz buyurmuş ki, sen bu halinle cennete giremeyeceksin. Şimdi siz Allah Resulü Aleyhisselam'a sordunuz cennete girebilecek miyiz diye. O da giremeyeceksin. Kadıncağız ağlamaya başlamış. Efendimiz buyurmuş ki, ya anacığım ya niye ağlıyorsun? Ben sana cennete giremeyeceksin demedim ki, bu halinle giremeyeceksin. Cennette böyle olmayacaksın. Cennette böyle en güzel halin neyse, en yakışıklı halin neyse, Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine, her türlü nimetlerine muhatap olacak halin neyse öyle olacaksın. Yalan söylememiş Efendimiz. Hani çok hoşuma gider böyle hatırladıkça, kendimi tebessüm etmekten alamadığım bir hadise var. Hazreti Ali Efendimiz'le bir gün hani Efendimiz Aleyhisselam hurma yiyorlarmış biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam yediği hurmaların çekirdeklerini Hazreti Ali Efendimiz'in önüne atıyormuş böyle. Böyle yedikten sonra birkaç tane hurma, Efendimiz buyurmuş ki, ya Ali demiş, ne kadar aç gözlü birisin, aç gözlüsün demiş ya. Bak ben hiç yemedim, bütün hurmaları sen yedin demiş ya. Hazreti Ali Efendimiz de tabii çok zeki. Ve demiş ki, ya Resulallah sen benden daha aç gözlüsün demiş. Ben hiç olmazsa yediğim hurmaların çekirdeklerini çıkarıyorum demiş. Sen çekirdeksiz yedin hepsini demiş ya. Değil mi bak, latifeyi. Ya bu bir zeka işidir. Bu bir efendim muhabbet meselesidir. Burada bile Efendimiz Aleyhisselam doğruluktan ayrılmamış, hikmeti, onu diyecek, esas hikmeti kaçırmamışlar. Her olayda bir hikmet olduğunu, Rabbimizin oraya gizlediği güzelliği fark etmişler. Ve güzel öğütle, Allah sizi kahretsin, ne biçim adamsınız, böyle Müslümanlık mı olur? Batsın bu dünya, efendim, işte şikayetim yaradana filan hocam. Hayır, ya biz neden böyle kötülükleri konuşa, bitmez kardeşim ya. Ya güzel şeyler söyleyelim, dilimiz güzele alışsın. Oğlum, hadi bakayım amcana bir söv. Hocam çocuğu yetiştirirken böyle çocuğa bir söv bakayım amcana. Çocuk saydırıyor adama işte, anne baba ne varsa. Şimdi bu çocuk büyüdüğü zaman ilk başta kime sövüyor? Babasına söylüyor. Çünkü sen o çocuğa kötü şeyi öğrettiğin zaman ha gülüyorsun. Çocuk diyor ki, ya ben iyi bir şey yaptım herhalde diyor. Sana söyleyecek bu çocuk büyüdüğü zaman. Ya şöyle desek, evladım, amcana bir inne anata inna kevser bir okusana ya. Veya bugün mevlidine bir gecesi, Efendimiz'e bir salatu selam getir bakayım. Şöyle canı gönülden Allahümme salli ala bir söyle bakayım ya. O çocuk onun güzel bir şey olduğunu anlasın değil mi? Böyle güzel öğütler, güzel sözler, Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, Mevlamız sözün en güzeline davet ediyor bizi. Kelime-i tevhide, biz buna inanıyoruz. Sözümüz en güzel olsun, öğütümüz en güzel olsun. Yine Efendimiz Aleyhisselam'a bakıyoruz, getirdiği mesajına bakıyoruz. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı ve Harun Aleyhisselam'ı, iki büyük peygamberi, Firavun gibi azgın bir adamın yanına gönderirken, ona kavli leyyin ile hitap edilmeli. Yumuşak söz söyleyin. Belki ibret alır. Şimdi gerçekten bizim atalarımız ne diyorlar? Tatlı söz inanı deliğinden çıkarılmış değil mi? Bunlar hep ya ayettir ya hadistir. Şimdi tatlı söz. Ya biz annemize bir tatlı söz söylesek, efendim bütün yaptığımız olumsuz şeyler neyse hepsini silebiliriz. Babamıza bir tatlı söz söylesek, kardeşimize, dostumuza bir tane bir cümle. Bu kadar zor mu bu? Zor olmasa gerek. Yani Firavun'a bile kavli leyyinle söz söyle diye emreden kitabın mensuplarıyız, inananlarıyız biz. Rabbimizin dinini anlatırken, temsil ederken neden yumuşak sözü tercih etmiyoruz? Veya din dili olarak bir büyük problemimiz de burada dostlar. Kendimize ait İslam'ın rengine bürünmüş bir din dili geliştiremedik biz. Sanki böyle hani hocalarımız özellikle dini anlatmakla yükümlü hocalarımız sanki illa kızmak zorunda. İlla böyle aşağılar gibi konuşmak zorunda. Adam ne demek amma hoca ya? Tam böyle adamın çatına söylüyor bu iş.
Peki Allah Resulü Aleyhisselam bunu bilmiyor muydu böyle söylemedi? Bir gün biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam mescide gelirken abdest alan birilerini görüyor. Şöyle bir alıcı gözüyle bakıyor. Böyle alelacele birisi abdest almış, topuklarını yıkamadan Mescid-i Nebevi'ye girmiş. O kadar Efendimiz Aleyhisselam üzülmüş ki, şimdi diyebilirdi, ey Ahmet, ey Mehmet gel bakayım, ben sana böyle mi öğrettim abdest almayı? Ne biçim adamsın? Böyle alnının çatına vurabilirdi. Öyle yapmadı Efendimiz. Buyurdular ki, bana ne oluyor ki? Yani sanki suçu Efendimiz Aleyhisselam işlemiş. Bana ne oluyor ki böyle abdest alırken topuklarını yıkamayan insanları görüyorum? Veylün bil akabi minennâr. Böyle yıkanmadıkları için ateşte yanan topuklara yazıklar olsun. Adrese teslim bir cümle söylüyorsunuz ama bu işi kişiselleştirmeden, şahsileştirmeden, insanları rencide etmeden, yani din dilimiz bizim o nezaketi, o zerafeti taşıyacak bir dil olmalı. Çünkü konuştuğumuz, tabirini mazur görün, malzememiz, ayet-i kerimelerimiz, hadis-i şeriflerimiz bu nezaketi hak etmiyor mu? Bu zerafeti hak etmiyor mu? Bugün bize düşen Rabbimizin ayet-i kerimelerde, Efendimizin hadis-i şeriflerde dikkat ettiği bu hususa dikkat etmek olmalı. Bakıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle otururken ashabıyla bazen sorular soruyor. Diyor ki mesela, buyuruyor ki, müflis kimdir? Onlar da diyorlar ki, Allah'u ve Resuluhu âlemu. Allah ve Resulü en iyisini bilir. Bence şöyledir demiyor sahabe-i kerim. Kanaatimce şöyle olmuştur. Ya Resulallah sen her ne kadar öyle diyorsan da ben öyle düşünmüyorum, ben farklı düşünüyorum. Böyle demiyor. Allah ve Resulü en iyisini bilir. Çünkü o vahyin kontrolünde bir insan. وَمَا يَمْتُقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Konuştuğu şey vahiydir Efendimiz Aleyhisselam. Hele böyle bize müflisi tarif edecekse, efendim sermayesini kaybeden kimsedir. Hayır. Esas müflis kimdir? Bu dünyada çalışmış, çabalamış ama günahları sebebiyle ahirette bütün o sevaplarını kaybetmiş insan esas müflistir. Öyle ya, bu dünyada iflas eden belki toparlayabilir. Ama ahirette iflas edersek bir daha dünyaya gelme şansımız var mı? Gerçek iflas orası. Bakıyoruz Efendimizin kitaplarında tekrarlar var. Tekrar ediyor. Bir defa söylüyor, iki defa söylüyor, üç defa söylüyor, önemine binaen. Efendimizin beden dilini kullanmadaki maharetine bakıyoruz. Hayretler içerisinde kalıyoruz. Mesela bir defasında Efendimiz Aleyhisselam'a gelmişler. Ya Resulallah, filanca bir kardeşimiz var. O biraz sanki korkak demişler. Efendimiz buyurmuş ki ya olabilir. Şimdi herkes Hazreti Hamza Efendimiz gibi olacak, Hazreti Ömer Efendimiz gibi olacak diye bir şart yok. Harit bin Velid Hazretleri gibi olacak diye bir şart yok. Hazreti Hamza Efendimiz ne buyuruyor Bedir Savaşı'nda? Böyle bakmış, buyurmuş ki, evet demiş bizden fazlalar. Donanımları filan da fazla ama yine de adil bir savaş olacak buyurmuş. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam buyurmuş. Şimdi ben bu kadar cesur olmayabilirim, bu tedavi edilebilir. Efendimiz bunlara bu soruya cevap verirken şöyle duvara yaslanmış halde cevap veriyormuş. Demişler ki ya Resulallah filanca birisi de var, biraz sanki cimri. Efendimiz buyurmuş ki olabilir, onun da bir tedavisi usulü vardı. Vermenin tadını lezzetini alıp senden benden cömert adam haline gelebilir. İşte demişler ki ya Resulallah filanca birisi de var, o da yalan söylüyor. Hemen Efendimiz Aleyhisselam dayandığı duvarda şöyle dik bir hale gelmişler. Buyurmuşlar ki bir Müslüman hangi şart altında olursa olsun yalancı olamaz. Bak, beden dilini o kadar mükemmel kullanıyor ki Efendimiz Aleyhisselam olayın ciddiyetini ifade etmek için o rehavet işareti olan diyelim belki bir şeyi hemen terk etmiş Efendimiz. Bir Müslüman yalancı olamaz. Peki biz günümüzde ne çıkardık? Pembe yalanlar çıkardık. Gri yalanlar çıkardı. Flu yalanlar çıkardı. Zaruret yalanları çıkardı. Müslüman böyle olamaz mı diyor Efendimiz? Hani yalan söyleyeceğimiz bir iki tane istisna yer var. Orada o da nedir? İşte düşman eline düştüğünüz adam sizi öldürecek yani. Burada bir canı muhafaza meselesi vardı. Dininizi muhafaza meselesi vardı. Efendim veya düşmanlar arasını, insanlar arasını sulh edeceksiniz.
ehil insanlar tarafından bu işin yapılması gerekir. Bu çok istisnanın istisnası durumlar. Bir Müslüman yalan söyleyemez. Peki, başka ne yapmıştı Efendimiz Aleyhisselam? Müjdelemişti dostlar. Yani sürekli azapla korkutarak, işte şöyle yaparsanız cehennem ateşi sizi yakar, böyle yaparsanız gayya kuyularına gidersiniz. Evet bu var ama bir oranlama yapacak olursa, tıpkı Kur'an-ı Kerim'deki Rabbimizin ayet-i kerimeleri bize bildirdiği şekliyle, şimdi bakıyorsunuz 500 civarında ayet-i kerimede Mevlamız cennetle bizi müjdelemiş. Bizi yaratan Rabbimiz tebşir ediyor bizi. Şöyle şöyle yaparsanız cennet var. 250 ayet-i kerime civarında da uyarma var. Şöyle yaparsanız cehennem ateşine düşersiniz. Yani bizi yaratan Rabbimiz bizim müjdelenmeye daha müsait olduğumuz bizden iyi biliyor. Tıpkı bunun gibi Efendimiz Aleyhisselam daha çok müjdelemiş. Ve şöyle yapanlara müjdeler olsun. Şöyle yapanlara şöyle mükafatlar var. Efendimiz Aleyhisselam az söz ile çok derin manalar kastedebilmiş. Cevami-ül Kelim olmuş. Bu da hem peygamberliğin bir işareti, hem vahyin Efendimiz'de meydana getirdiği bir güzellik. Efendim bir peygamber çok az söz söylemiş. Mesela buyurmuş ki اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. İmam Şafii Hazretleri diyor ki fıkıhtan 70 tane mesele اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ hadisi şerifini ilgilendiriyor. Bir tane cümle hocam. Bu kadar. Hocam şu ana başlıklarıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğ ve irşat metodunu inşallah zihinlerimize kalacak şekilde dile getirip sohbetimizi bitirelim. Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığı, inşaatıyla meşgul olduğu insanlara birinci önceliği ihlas ve samimiyet merkezli bir tebliğ irşat metodu takip etmesi olmuş. Çok samimi, ihlas üzere ve bu samimiyetini göstermek için de söylediği her sözün gereğini mutlaka Efendimiz yapmıştır. Sözüyle eylemi asla birbiriyle çelişmemiştir. Yani elinde sigara içen bir baba, evladım sigara içme, sigara çok zararlı bir şeydir. Bunu yapmamış Efendimiz. Hani anlatırlar ya İmam-ı Azam Hazretleri'ne işte çocuğumuz bal yiyor, hastalığı filan diye. Ya diyor ki gidin 40 gün sonra gelin. 40 gün sonra diyor ki evladım bal yeme olur mu diyor. Diyor hocam bunu 40 gün önce de söyleyebilirdim. Diyor ki ben bu çocuğa bal yeme demek için 40 gündür bal yemiyorum diyor. Sözümüz tesirli olsun diye. Evet, mesleğin gerektirdiği ilmi donanıma sahip olarak Efendimiz tebliğ ve irşat faaliyetlerini yürütmüştür. Bahsettiği konulara hakim olarak Efendimiz Aleyhisselam bu faaliyetlerini yürütmüştür. Hal ehli olmuştur. Dürüst, emin ve güvenilir kimliğiyle bu faaliyetlerini yürütmüştür. Muhataplarını bir hakkın tanmıştır Efendimiz Aleyhisselam. Kime ne zaman, hani hangi tonda, hangi kıvamda, hangi ağırlıkta söz söylenmesi gerekiyor? Bunları ölçerek, biçerek ifade etmişlerdir. İnsanların anlayacakları seviyelere göre konuşmuştur. Hikmet ve güzel öğütle davet etmiştir. Merhametli, tatlı dilli, güler yüzlü olarak bu faaliyetleri yürütmüştür. Efendimiz Aleyhisselam'ın tevazusu tartışılmaz. Hele bu tebliğ ve irşat hizmetinde mütevazı olmuş, insanlara değer vermiş, sabırla hareket etmiş, uygun zamanı ve mekanı gözetmiş, farklı inanç mensuplarını, inançlarını, örf ve adetlerini dikkate almış. Tabii bu saydıklarımızla sınırlamamız mümkün değil ama en azından bunları dile getirmiş olalım. Efendimiz Aleyhisselam'ı Rabbimiz layık olduğu şekilde anabilmeyi bizlere nasip eylesin. Layık olduğu şekilde anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Onun bize bırakmış olduğu iki büyük emanet olan Rabbimizin kelamını ve sünnet-i seniyyesini layık olduğu şekilde sahiplenebilmeyi, onların hakkını vermeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Mevlamız bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Rabbimiz yerden ve gökten her türlü rahmetini üzerimize yağdırsın inşallah. Bu beli bükülmüş yaşlılarımız hürmetine, kundaktaki günahsız yavrularımız hürmetine, Yüce Rabbimiz mazlum ve mağdur kardeşlerimizin o halleri hürmetine, Rabbimiz dünyevi ve ukrevi her türlü nimetleri bize lütfeylesin.
Madden ve manen sıkıntı içinde olan kardeşlerimizin bu sıkıntılarını da Rabbimiz şu mübarek gece hürmetine bertaraf eylesin. Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Daha nice defalar Rabbimizin bu Mevlid-i Nebi gecesine kavuşabilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة. En azından seninle bahsedeyiz de, günler elimiz değerlensin diyormuş. Yarışın şefaatinin ailesini inşallah. Derslerimiz için de bize mal getiriyoruz. Allah korusun. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed, gel şefaat eyle kenten kuluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed, adı güzel kendi güzel Muhammed. Kardeş, bizim devam edeceğiz. Ben devam edelim mi? Merhaba, Yusuf abi. Aşkın ile aşıklar, aşıklar, hay hay aşıklar, yansın ya Resulallah, yansın ya Habiballah, içim aşkın şerabın, şerabın, hay hay şerabın, kansın ya Resulallah, kansın ya Habiballah. Aşık Yunus'un canı, canı, hay hay canı, ilm-i şefaat kanı, ilm-i şefaat kanı, alemlerin sultanı, sultanı, hay hay sultanı, sensin ya Resulallah, sensin ya Habiballah. Çok seni seven kişi, kişi, hay hay kişi, verir yoluna başı, verir yoluna başı, iki cihan güneşi, güneşi, hay hay güneşi, sensin ya Resulallah, sensin ya Habiballah. Thank you.
Yeter Recep, yeter. Farkına kadar olsun. Var mı? Burada koydun mu? Koydun mu herkes? Bu tarafa koy. Tamam, şu tarafa koy. Kendi kadar. Burada şurup var, bak. Şu bir daha var. Mevlam sana ersen diye aşka düşen her vaneyim, aşka düşen her vaneyim, cemalini görsen diye, cemalini görsen diye, aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Allah, 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 zeller gibi çağlar coşar. Allah, Allah, Allah. Telefonda alırız. Sizin de olmasın. Hocam, o değil mi? Oradan
Kur'an değil de ahkanı da verin kafiyeler. Geri gelir. Bir canım var bu
kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bazen de kalkın işte. Hocam da gitsin. O zaman.